Merhabalar herkese. 3D Experience yorulma analizi webinarımıza hoş geldiniz. Webinarımıza başlamadan önce eğlenceli bir videoyla videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimiz korona döneminde şirketlerimiz tarafından farklı yollarla farklı alanlarda çalışmaya çalıştık daha efektif bir şekilde. Bazen kapanmalar oldu, evden çalışmak zorunda kaldık. 3D Experience platformu sayesinde istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güvenli bir şekilde dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Bugün bu videodaki arkadaşımız açık bir havada, güneşli bir günde kendi bilgisayarıyla güvenli bir şekilde firmasının analizlerini çalıştıracak. 3D Experience platformu tamamen SolidWorks'e entegredir. SolidWorks'ten dosyalarınızı kaydettiğinizde bulut ortamına kaydedilir ve bulut ortamı güvenlidir. Dosyalarınızın kaybolma gibi bir tehlike yaşamazsınız. Kendi bilgisayarınız ihtiyaçlarını karşılamadı diyelim, lokal olarak değil bulutta, DOS'un sistemin sunucularında da analizler çalıştırabilirsiniz. 3D Experience platformu içerisinde bulunan analiz rolleri, kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik aslında Abacus teknolojisinin seviyelere ayrılmış, ölçeklendirilmiş versiyonu diyebilirim. İhtiyacınıza uygun rolü seçerek analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın, sadece SolidWorks kullanarak değil, 3D Experience platformu içerisinde bulunan tasarım programlarıyla da internet ortamı, internet tarayıcısı üzerinden çizimler yapabilirsiniz. Şimdi kendimi tanıtayım ve webinarımıza başlayalım. Şöyle ekran görüntümde kendimi de görsel olarak paylaşıyorum. İsmim Anıl Erdil. Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden 2019 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra tek yazda gönüllü olarak intern mühendis adı altında çalışmaya başladım. Daha sonra da tek yazda analiz projeleri uygulama mühendisi olarak SolidWorks simülasyon, Flow simülasyon, Similia ürünleri ve SimiliaWorks ürünleriyle ilgilendim. Şimdi de halihazırda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde makine ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Kendimi tanıttığıma göre webinarımıza başlayabiliriz. Webinarımızda anlatılacak konular 3D Experience platformu nedir? Yorulma nedir? Neden kaynaklanır? Yorulma ile ilgili bilmemiz gereken önemli bilgiler neler? Yorulma ömrünü arttırmak için neler yapabiliriz? Şimdiye kadar karşılaşılmış yorulmadan kaynaklı kazalara bakacağız ve birlikte 3D Experience platformu içerisinde bir analiz çalışması gerçekleştireceğiz. İlk olarak 3D Experience platformu şu şekilde tanıtabiliriz. 3D Experience platformunu ben App Store, Google Store gibi aslında bir şeye benzetiyorum, bir ortama benzetiyorum. Neden? Çünkü DOSO sistemi şimdiye kadar üretmiş olduğu bütün programları siz ihtiyacınıza yönelik, ihtiyacınız kadarını roller kiralayarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin benim 3 aylık bu role ihtiyacım var. 3D Experience platformundan bize danışıyorsunuz. Biz sizlere istediğiniz rolü kiralıyoruz. Firmanızda sadece tasarım kısmında değil, analiz, üretim ve planlama iletişim kısmında da 3D Experience platformu tam merkezde duruyor aslında. Bütün programlar, DASO sistemin bütün programları birbiri içerisinde efektif konuşarak, iletişim kurarak bir PLM döngüsü içerisinde çalışmasını sağlıyor. Güvenli dosyalarınızı güvenli olarak tutuyor. Bizim bugünkü webinarımızda aslında SolidWorks ve Similia ürün ailesini birleştirip 3D Experience platformundaki rollerle kullanmaya çalışacağız. Şöyle baktığımızda 3D Experience platformunun öne çıkan özellikleri neler? Ölçeklenebilir bir teknolojiye sahip. Örneğin bir tasarımcı da yapısal analiz yapmaya kalktığında kullanabileceği kadar, örneğin structural designer rolüyle basit statik analizler, titreşim analizleri, burkulma analizleri, termal analizleri, Abaküs teknolojisini kullanarak gerçekleştiriyor.
ya da Boeing'de çalışan mühendis arkadaşımız da aslında daha gelişmiş bir rol kiralayarak yine Abaküs teknolojisini kullanıyor. Ama Abaküs teknolojisini kullanmak bize ne sağlıyor? Düşünün, bir analiz uzmanından bir tasarımcının da aynı programı, aynı güçlü programı kullanarak son derece doğru, gerçekçi simülasyonlar yapabilmesini sağlıyor. CAD programı, analiz programını birbirine entegre ediyor. PLM arasında sorunsuz bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Örneğin SolidWorks'ta tasarımı yaptınız. Onu kaydettiğinizde direkt 3D Experience platformunun içerisine gidiyor. Sonra siz 3D Experience platformu içerisindeki dosyanızı, ben bu rol ile üzerinde değişiklik yapmak istiyorum, sadece tasarım değil, örneğin X-Design kullanarak iç SolidWorks'u başka bir bilgisayara gittiniz, örneğin tatildesiniz, size bir soru sordular, hani tasarımı ne yapmıştınız? Hemen telefonunuzda olabilir, 3D Experience platformuna mail adresiniz ve şifrenizi de girdikten sonra ben ne yapmıştım deyip space'inizden kontrol edebiliyorsunuz ve örneğin basit bir değişiklik yapmanız gerekiyor. X-Design'ınız var, açıp X-Design üzerinde telefonla ya da tablet ile, bilgisayar ile değişiklikler yapabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi aslında bütün ürünleri, sadece bunu şey olarak SolidWorks'te Simile ürününü entegre ediyor olarak düşünmemek lazım. Birçok aplikasyonu, birçok rolü 3D Experience platformu içerisinde birbiriyle konuşabilir olarak konulanabiliyorsunuz. 3D Experience platformu işbirliğini, firma içerisindeki iletişimi kuvvetlendiriyor. Çünkü örneğin Teams ya da başka uygulamalar, WhatsApp'tan, mailden iletişim kurmak yerine 3D Experience platformu içerisinde, sadece tek bir platform içerisinde kurmuş olduğunuz komünitelerde mesaj, komünitelerde paylaşımlar yaparak birbirinizden haberdar olabilirsiniz. Patronunuza ya da yöneticinize anında bildirim giderek, bu ne yapmış şeklinde hemen önüne bildirim düşer. O bildirimde tıkladığında hemen hızlı bir şekilde dönüş sağlayabilir. Şimdi klasik mail yoluyla gittiğinde bazen mailler dosya boyutundan dolayı ulaşmamış olabiliyor ya da spama düşmüş olabiliyor. Bu gibi birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Burada 3D Experience platformu içerisinde olması, her şeyi 3D Experience platformu içerisinde yapmak aslında sizin üretkenliğinizi de arttırıyor. Şimdi üretkenliğinizi başka nasıl arttırabilirsiniz? Örneğin App Store'un içerisinde bulunan kendine görev atama gibi aplikasyonlar var. Bu aplikasyonları kullanmak yerinde, yani firma içerisinde, şirket içerisinde bunları kullanmak çok da mümkün değil. Ama örneğin size yöneticiniz şey yapabilir. Anıl Bey, sizden beklediklerimiz bunlar, hedefimiz bunlar, bunları da bu zamana kadar yapmanızı istiyoruz. Bunları tek bir platform içerisinde üretkenlik rollerini kiralayarak kullanabiliyorsunuz. Bir de 3D Experience platformunun en güzel yanı aslında buluta entegre olması. Bilgisayarınıza entegre değil bu rollerin hiçbiri. Kullanıcıya bağlı. İstediğiniz yerde, istediğiniz bilgisayarda, istediğiniz akıllı, yani internete bağlanabilen bir ürün ile giriş yapabilirsiniz. Diyelim ki çok büyük analizler, iki arabanın çarpışma analizini yapmak istiyorsunuz. Bunu kendi bilgisayarınızda kullanarak çözebilirsiniz ama burada ne yapmanız gerekiyor? Bir firmanızın büyük bir donanım maliyeti yapması gerekiyor. Burada da bulutta çözdürerek, hani bir iki defalığa mahsul oluyorsa Dassault sistemin süper bilgisayarlarını kiralayarak çok daha hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Bir de hani yazılım kişiye bağlı olduğu için bilgisayara bağlı değil. Örneğin 30 gün analiz yapacak birim başka bir kişidir. 30 günden sonra diyelim ki başka bir ekip arkadaşınız, başka bir bölümdeki ekip arkadaşınız analiz rolü ihtiyacı oldu. Üzerinden alıp onun üzerine atayabiliyorsunuz. O arkadaşınız da istediği yerde, istediği şekilde analizleri gerçekleştirebilir. Burada aslında 3D Experience platformu sadece Abaküs'ten yararlanmıyor. Arka planda Dassault sistemin yazılımlarından bahsetmek istiyorum. 3D Experience platformu içerisinde aslında biz yapısal analiz yapıyorsak örneğin Abaküs'ü kullanıyoruz. Yorulma analizi uygulamaları yapacağız bugün. FeeSafe'i kullanacağız arka planda. Baktığımızda yapısal alanda, multifizik alanlarında, akışkan alanında, hatta elektromanyetik analizlerde de çözümlerimiz bulunmakta. Tek yaz olarak bunları legacy, yani Abaküs'ü direkt Abaküs legacy olarak da satışını gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde CSD, FeeSafe, eSight, Tosca gibi analiz ürünlerinin de satışını gerçekleştiriyoruz. Bir de 3D Experience platformunda ihtiyacınıza yönelik bu rolleri de sizlere kiralayabiliyoruz. Burası biraz daha
Baktığımızda 3D Experience platformunun kullanışı daha kolay, daha yeni bir arayüz, öğrenme süresi çok daha kısa. İhtiyacınıza yönelik istediğiniz güçlü yazılımları sizlere sağlayabiliriz. Şimdi baktığımızda biz bugün Feesafe'i kullanacağız. Feesafe aslında Dassault sistemin uzun yıllardır sahip olduğu analiz ürünü. Fakat Feesafe'e baktığımızda biraz daha böyle arayüzü, baktığımızda böyle kullanması aslında çok basit ama eski bir arayüzü var. Çünkü Abaqus gibi, Feesafe gibi ürünler, örneğin 2000 yılında atıyorum Boeing'le yapılmış bir anlaşma oluyor. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bu arayüz üzerinde değişiklikler yapılamıyor. Ama 3D Experience platformuyla tamamen arayüzü güncellendi. Ve siz dünya lideri olan Feesafe'i kullanıcı bazlı olarak yani tasarımcı olarak da kolay bir şekilde, efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 5000'den fazla müşterimiz var. Müşterimizlerden birisi General Motors, Emerson Technology, Harley-Davidson Motor, Hyundai gibi güçlü düzey firmalar kullanmakta. Feesafe sadece otomotiv sektörü değil, medikal sektörü, savunma sektörü ve birçok sektörde, enerji sektörü de kullanılmakta. Baktığımızda mesela Feesafe durability analiz rolleriyle ilgili aslında Feesafe ile ilgili söylenenlerin hepsi durability yani yorulma rollerimiz için de geçerli olacak. Bakın mesela Hyundai Motor şunu demiş. Şöyle bir sadece düşük level yani düşük çevrim yüklü olan bir yorulmaya maruz bırakıldığında görüyormuşuz ki gerilme maksimum gerilme burada ve hasar buradan meydana geliyormuş. Genellikle müşterimiz şunu da yapabiliyor. Onu da belirteyim. Örneğin diyor ki ben statik analiz yaptım. Statik analizde baktım gerilme buraya bindi. O zaman ben buradaki gerilmeyi azaltırsam, bu noktadaki gerilmeyi azaltırsam sorunu çözmüş olurum. Aslında bu bir yere kadar doğru bir yaklaşım. Ama baktığımızda bakın düşük çevrim ve yüksek çevrimli genlikli yükleri aynı anda yani bir onu yükledikten sonra görmüş olduğumuz gerilmenin pardon gerilme şurada meydana geliyordu. Ama bakın yorulma ömrü burada tamamlanmış. Hyundai motorda bu non-linear davranışın, plastik strainlerin vesaire davranışın doğru yerde, doğru şekilde tahmin ettiğini, yüksek doğrulukla tahmin ettiğini bizlere yazmış, paylaşmışlar. Bakın baktığımızda yine başka bir firmanın paylaşımı, klasik Esen eğrileri kullanılarak yapılan analizde yorulma ömrünün bu kısımlarda tamamlandığı hesaplanmış ama Feesafe'in gelişmiş analizler gerçekleştirerek strain yaklaşımı yapılarak baktığında gerçek kırılma bölgesinin bu noktalar olduğu tespit edilmiş ve bu noktaların da tutarlı olduğu söyleniyor. Yine aynı şekilde burada da laboratuvardaki test ortamlarıyla Feesafe'in sonuçlarının tutarlı olduğunu söylüyor. Şimdi baktığımızda aslında yorulma analiz programları ele aldığımızda yorulma aslında hesaplaması çok karmaşık bir durumdur. Çünkü ortamdaki nemden etkilenir, sıcaklıktan etkilenir, korozyondan etkilenir, birçok şeyden etkilenir, malzemenin iç yapısından etkilenebilir. Aynı malzemeyi belki iki kere, üç kere teste tabi tutsanız kırılma aynı yerde gerçekleşecektir ama çevrim sayısı olarak tam tamına aynı değerde hasar meydana gelmeyecektir. Burada şunu söylemek istiyorum. Feesafe kendini ispatlamış ve kanıtlamış bir program. Uzun yıllardır kullanılıyor. Şöyle hatta tarihine de bir bakalım. Baktığımızda tarihini yazmışlar mı? Tarihine 2013 yazıyor ama bu 2013'te yayınlanan şey arka planına baktığımızda çok daha 1995'lere, 2000'lere kadar tarihi dayanıyor diye hatırlıyorum. Uzun yıllardır kullanılan bir yazılım diyebilirim. Yorulma analizi kendini kanıtlamış bir program. Şimdi yorulma analizinde doğru sonuçlar elde etmek istiyorsanız birinci triki burada vereyim. Statik analiz yapıyorsanız örneğin statik analizinizde yakınsama dediğimiz olayı çok yüksek mertebede gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin statik analizde ya da başka bir yani dinamik analiz yapıyor da olabilirsiniz. Dinamik analizden de veri çekebilirsiniz. Diyelim ki oradaki %2, %3 hata payınız yorulma kısmına geldiğinde çok daha yükselecektir. Şimdi biz burada Abaqus'ta Feesafe'i birlikte kullanabildiğimiz için zaten Abaqus da kendini kanıtlamış bir ürün. O yüzden sizlere doğru çözümler sunabiliyoruz diyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi 3D Experience platformu içerisine baktığımızda bu Abaqus dediğimiz ürün
ya da FeeSafe dediğimiz ürün nasıl bölümlere ayrılmış, nasıl rollere ayrılmış, bunlardan bahsetmek istiyorum. Structural Designer rolü tamamen tasarımcıların ihtiyacına yönelik tasarlanmış bir analiz paketi diyebilirim. Daha doğrusu rolü demek daha doğru olacaktır. Structural Designer rolüyle lineer statik analizler gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdiye kadar sattığımız SolidWorks simülasyon sattığımız müşterilerimizin %95'inin zaten tasarımcıların ihtiyacı olan lineer statik analiz. Frekans analizi yine tasarımcıların oldukça tedirgin olduğu bir konu. Diyelim ki bir ürün tasarladınız, bu ürünü her şey bütün testleri başarıyla geçti ama çalıştırmaya geldiğinizde titreşim meydana geliyor. Bunları tasarım ortamında tespit edebiliyorsunuz Structural Designer rolüyle. Kararlı termoanalizler yapabiliyorsunuz, ısınmayı gibi bir problemle karşılaşabilir miyim? Stabilizasyon problemleri olur mu? Burkulma analiziyle görebiliyorsunuz. Aslında bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok basit bir kullanıcı asistanıyla geliyor. Göreceksiniz de bizim en üst pakette bile bir kullanıcı asistanı var. Structure Designer rolü biraz daha mesh müdahalesine falan izin vermiyor. Tetrahedron mesh'le gidiyor ama küçük parçalar ya da çok büyük olmayan montajlarda, aşırı büyük olmayan montajlarda oldukça başarılı. Mesh'e bile müdahale etmeden çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde edebiliyorsunuz ve size direkt diyor ki iç enerjiye baktığında şuradaki mesh kalitesini daha da iyileştirmeniz gerekiyor deyip size dönüş söylüyor zaten. Şimdi baktığımızda Structured Engineer rolü biraz daha geliştirilmiş. Dinamik analizler, lineer dinamik analizler gelmiş. Gelişmiş mesh teknolojisi, gelişmiş elemanlar, yüzey eleman, beam elemanlar, hex elemanlar, müşterilerimiz, SolidWorks simülasyon müşterilerimizin sıklıkla sorduğu SolidWorks simülasyonu hex mesh ne zaman gelecek diye sorduğu Structured Engineer içerisinde hex meshler var. Harmonik analizler gerçekleştirebiliyorsunuz. Structural Performance Engineer'a geldiğimizde non-linear analizler ve non-linear dinamik implicit analizler gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada gönül rahatlığıyla da şunu söyleyebilirim. Abaküs'te aslında non-linear problemlerde çözülmesinin neresindeyse mümkün olmadığı problemleri bir çözebilecek kapasitede bir program. Non-linear solver dediğimizde aslında herkesin aklına Abaküs gelir. Burada Structural Performance Engineer rolüyle kauçuktur ya da yüksek bir non-linearlik içeren temastan kaynaklı, şekilden kaynaklı, malzemeden kaynaklı bir durum varsa Structural Performance Engineer sizlere yardımcı olacaktır. Structural Mechanics Engineer ile ise explicit analizler, çarpışma, crash test analizler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de Structural Performance Engineer ve Mechanics Engineer'e ek olarak Durability yorulma paketini de alabilirsiniz. Bunu ekleyebilirsiniz o zaman. Buradaki bütün yapabilirliklere sahip olup ek olarak da yorulma analizine sahip olursunuz. Şimdi yorulma nedir kısmını sizlere açıklamaya çalışacağım. Yorulma kısmını açıklamaya çalışırken biraz eğlenceli bir anlatım sergilemek istiyorum. Şöyle YouTube'dan bulmuş olduğum bir video. Şimdi dişimizin üzerine, bir insan dişinin üzerine bir basınç uygulanıyor ve bu basınç altında bakın ne kadarlık kuvvete dayanıyormuş. Çok güçlü diyor adam. Ses size gelmiyor olabilir. İnanılmaz güçlü diyor. Bakın 200 kilogramı diş taşıyor ve sadece bir noktadan bastırmıştı. Şimdi ufak bir ezilme başladı sanırım. 260-270 kilogram 280 kilogramı görüyor. Şu an artık stabilizasyon oradaki küçük şey kırıldı. 280 kilograma kadar yanlış hatırlamıyorsam gördük. Şimdi burada basit bir soru sormak istiyorum. Yüzlerce kilo ağırlığa dayanan dişlerimiz, insanın dişi, çok sağlam bir diş neden pilav yerken kırılıyor? Buradaki 260 kilogramlık bir kuvvete dişimiz maruz kalmıyor. Ama öyle bir şey oluyor ki dişimizi bir pirinç, bir nohut, nohutun içerisinde ufak bir taş kırabiliyor. Bu nasıl meydana geliyor? Şimdi yorulma dediğimizde aklımıza aslında ilk olarak August Wöhler geliyor. August Wöhler neden geliyor? Biraz geçmişe gidelim. August Wöhler test mühendisi diyebiliriz ya da trenleri kullanan kişi diyebiliriz. Birçok sıfatla anabiliriz. Şu an nasıl uçak kazaları meydana geldiğinde dünya tarafından konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir Boeing uçak düşmüştü. Sanıyorum dünyanın her yerinde bu bir haber olarak verildi. Tabii ki çok fazla insan öldü, çok fazla insan hayatını kaybetti. Ama sadece
ölümlerden kaynaklı bu haberler paylaşılmıyor. Neden? Çünkü uçak şu an gelişmiş, en gelişmiş teknoloji, en gelişmiş ulaşım aracı. Eğer ona bir güven azalırsa bu sefer biz uzun mesafeleri kat edemeyiz vesaire. Şimdi geçmiş yüzyıllarda da aslında en önemli ulaşım araçlarının başında trenler geliyordu. Şimdi trenleri kullanıyorlar. Güvenli bir şekilde işte uzun zaman boyunca kullanıyorlar. Ama belli bir süreden sonra bakıyorlar ki her yerde tren kazaları haberleri gelmekte. İşte bilim adamları falan incelemeye alıyorlar, mühendisler. Ama bir türlü bulamıyorlar sebebini. Çünkü bir ağaca çarpmamış. Yani bir hasar meydana gelmemiş. Yani bir şey çarpmamış. Yoldan çıkmamış. O zamanlar hatta bir bilim adamı şey demiş. Sanki aksla zaman geçtikçe yumuşuyor. Aslında burada da August Wöhler'in yapmış olduğu testler karşımıza geliyor. August Wöhler bir pervertör makinesi yapıyor ve bu makinede tren aksını bağlıyor ve tekrarlı yüklere tabi tutuyor. Ve görüyor ki belli bir tekrar yükünden sonra belli bir gerilme altında, belli bir tekrarda parçalar kırılıyor, hasar alıyor. Daha sonra bunu aynı parçayı, aynı benzer malzemedeki parçayı daha yüksek yükle, daha düşük yükle test ediyor ve bakıyor ki bunların aslında bir ömrü var. Ne kadar yüke dayanacağı, uygulanan yüke, uygulanan gerilmeye bağlı olarak belli bir tekrar sayısına dayanabiliyor. Burada da esen eğrisi dediğimiz bir eğriyi karşımıza getiriyor. Şimdi yorulma kısmına baktığımızda, yorulma, metal bir parçayı inceleyelim. Yorulma 3 aşamadan meydana geliyor. Birinci aşamada yüzeydeki meydana gelmiş ufak bir mikroskobik çatlaktan ya da mikroskobik demek de hatalı olur. Çok çok ufak bir çatlaktan çatlak ilerlemeye başlıyor. Ve bakın hatta şurada daha gelişmiş bir görüntü var. Baktığımızda 45 derecelik açıyla bir ufak bir çatlak yayılmaya başlıyor. Belli bir mesafeden sonra düz olarak devam ediyor. Ve bu çatlak ilerliyor. Bakın burada yavaş yavaş ilerliyor. Buraya geldiğinde, ikinci bölgeye geldiğinde artık burada daha bir gevrek, daha bir, yani burası çatlak başlama bölgesi deniliyor. Burası çatlağın ilerlediği bölge. Üçüncü kısım ise aslında çok ilgilenmediğimiz, mühendis olarak çok ilgilenmediğimiz kısım. Çünkü biz daha çok ne isteriz? Çatlağın başlamaması ve ilerlememesi. Şimdi üçüncü kısımda da ani bir kırılma meydana geliyor. Burası biraz daha fracture mechanics'in konusu, kırılma mekaniğinin konusu diyebilirim. Biz 1 ve 2'yi inceleyeceğiz. Baktığımızda yorulma bu şekilde gerçekleşiyormuş. Biraz daha yakından bakalım. Bakın yorulma çatlakları çevrimsel yükler sebebiyle meydana geliyor. Yorulmanın meydana gelmesi için belki tasarımımız çok emniyetli ama yorulma yine meydana gelebilir. Çevrim eğer var ise ve malzememiz sonsuz ömre sahip değilse, sonsuz ömür davranışını her malzemede yoktur. Örneğin çelikte vardır ama alüminyumda yoktur. Eğer malzeme pekleşme davranışı sergiliyorsa sonsuz ömür olabilir. Ama pekleşme davranışı sergilemiyorsa sonsuz ömrü olmayacaktır. Belli bir tekrardan sonra hasar alacaktır. Bakın dediğim gibi tasarımınız emniyetli olsa bile, yani siz emniyet katsayısı belirlemiş olsanız bile yorulma hasarlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yorulma var olan bir kusurdan çatlağın başlamasıyla başlar. Çatlak tekrarlı yükler sebebiyle büyür ve ta ki kesit o yükü taşıyamadığı kadar büyüdükten sonra ani bir kırılma meydana gelir. 1982'de yapılan bir araştırmaya göre tüm yapısal arızaların %80'i ile %90'ı yorulma kaynaklıymış. Yani firmanızda belki de karşılaştığınız en çok geriye dönük yorulmadır. Gerçi Türkiye'de biraz daha evvadiyelik tasarım eski zamanlarda çok fazla yapılıyordu. Neden? Çünkü yapılıyordu, 10 sene, 20 sene kullanılıyordu. Ama artık örneğin ben şu an yeni bir buzdolabı, yeni bir şey aldım. Diyor ki örneğin aldığım firma Bosch olsun, Siemens olsun. Diyor ki bizim ürünümüz 2 yıl garantili. Ondan sonrası diyor garantiye tabi değildir. Garantiyi uzatmak istiyorsanız şu kadar para verin. Şimdi aslında firmalar ne yapıyor? Ne kadar tekrardan sonra örneğin arabanın sileceğinin değişeceğini yaptığı testlerde, yaptığı analizlerde biliyor. Ve buna karşılık bir garanti süresi veriyor. Ve daha sonra diyor ki bak 1000 kilometre geldiği zaman sileceğini değiştireceksin. 2000 kilometreye geldiğinde şurasını değiştireceksin şeklinde aslında size yedek parça satarak da kar sağlamış oluyor.
Şimdi siz diyelim ki tasarlamış olduğunuz ürüne 2 yıl garanti verdiniz ama 1. yılda bütün parçalar geri gelmeye başladı. Parçalar kırılmaya başladı tasarlamış olduğunuz makinelerde. Bu sefer ne olacaktır? Firmanız çok büyük bir güven kaybına uğrayacaktır. Hem de maddi olarak çok büyük yaptırımların altına girecektir. O yüzden yorulma analizleri bizim için olmazsa olmaz. Şimdi diyebilirsiniz hocam neden yorulma analizine ihtiyaç var? Biz ürünü alalım, test edelim. Bu testler aslında çok uzun süren testler. Örneğin 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 2 ay. Şimdi siz 2 aylık bir teste tabi tuttunuz. Örneğin fren kolu tasarlıyorsunuz. Fren kolunu yorulma analizi yapmak oldukça basit. Testi yapmak oldukça basit. Neden? Tek yönde bir tane hidrolik piston koyarsınız. Aç, kapa, aç, kapa, yaptıra yaptıra ne kadar tekrardan sonra kırılacağını tespit edebilirsiniz. Ama tasarımcı olarak diyelim ki siz bir tasarım yaptınız. Bunu satmadan önce dediniz ki bir teste tabi tutayım. Teste tabi tuttunuz. Beklediğiniz ömrünün yarısında kırılma meydana geldi. Ama bu testi yapmanız bir ay sürdü. Sonra bir daha test yapmanız bir ay çok uzun bir döngü olacaktır. Biz burada yorulma analiz programlarıyla bu döngüyü kısaltmak istiyoruz. Tek bir üretmiş olduğunuz ürünün tek bir test ile geçmesini istiyoruz. Bakın burada da başka testler, yorulma testlerini görmektesiniz. Örneğin bir laptopun üzerine bas bırak tarzında uygulanan yükler. Daha sonra bir IKEA'ya gittiyseniz, IKEA'da hatta videom da var, onu da açacağım. Bakın bir sandalye var, sandalyenin üzerine bas bırak tarzında, yani otur kalk, otur kalk şeklinde yükler uygulanıyor. Bu şekilde testler yapılarak ürünün güvenli olup olmadığı tespit ediliyor. Ama bu testler oldukça maliyetli ve zaman alan testlerdir. Bir laboratuvar ortamına ihtiyaç vardır. Şimdi şöyle baktığımızda yorulma analizi IKEA'nın yapmış olduğu bir test. Birlikte izleyelim. Ne yapıyor IKEA'daki personel? Hidrolik pistonlarını koymuş aslında, bas bırak ayarladığı şiddetle uyguluyor. Ama bu test oldukça uzun sürüyor. Her yapı için yapmak oldukça uzun olacaktır. Şimdi burada bir de şöyle bir soru da geliyor aklıma. Şimdi ben oturursam bunun dayanabileceği tekrar sayısı farklı olacaktır. Babam oturursa farklı olacaktır. Çocuğum oturursa farklı olacaktır. Bakın burada da ne yazmış IKEA? Demiş ki benim testim, bu test sonucunda gördüğüm her gün 66 defa otursan 5 yıl ömrü var. 5 yıl garanti veriyorum. 5 farklı yorulma testi yapılmış. Burada testin üzerine 32 kilogramdan 110 kilograma kadar farklı yüklerde deneme yapılmış. 260 bin tekrara dayanmış. Şimdi burada peki test nasıl yapılıyor? İlk 32'de ne kadar kırılıyorsa yapayım. Sonra 40. Hani bunun farklı farklı ölçeklerde, örneğin 20 kere babam oturabilir, 30 kere ben oturabilirim. Bunu nasıl yapılıyor? Olası ihtimallere karşı yapılıyor. Ama biz burada tek tek bunun testini aslında programda yaparken Miner kuralıyla, hasar kuralıyla, yani Miner madenci kuralı da derler. Bunları toplayarak her bir döngüde, örneğin 32 kilogramlık insan oturduğun yüzde kaç hasar oluştu? Onu topladım o cepte. Daha sonra onun üzerine 100 kilogramlık bir insan oturdum. O normalde 100 kilograma karşılık hani 1000 tekrara dayanabiliyordu. Ama ben 500 tekrar yaptım. Yorulma ömrünün yarısını kullandım. Bu şekilde toplaya toplaya hasar eğer 1 olursa ömrünü tamamlamış diyoruz. Biraz daha gireceğim ayrıntılıya. Baktığımızda stres esen kör dedik. August Wöhler'in yapmış olduğu esen eğrisi karşımıza çıkıyor burada. Esen eğrisine baktığımızda ne görüyoruz? Sol tarafta uygulanan fatik stresi, yorulma stresine karşılık aslında alt kısımda da baktığımızda kaç circle'a dayanır, kaç tekrara dayanır bunu görüyoruz. Bakın kırmızı taraf high circle fatik dediğimiz, yani 10.000 tekrardan sonraki hasarlara biz high circle fatik diyoruz. High circle fatikte genellikle stres yaklaşımı uygulanır. Çok daha basittir. Hatta el ile bile hesaplamak mümkündür. SolidWorks simülasyon high circle fatigue'i hesaplayabiliyor ama low circle fatigue'i hesaplayamıyor mesela. Örneğin FeeSafe ile hem low circle fatigue hem de high circle fatigue'i hesaplayabiliyorsunuz. Low circle fatigue'de yaklaşım biraz daha değişiyor. Siz strain üzerinden hesaplama yapıyorsunuz. Strain üzerinden ilerlemeye çalışıyorsunuz. Strain üzerinden yorulmaya gitmeye çalışıyorsunuz. Şimdi aklımızda bir tarafına koyduk low circle fatigue, high circle fatigue. Şimdi ben temin sözel olarak bahsettiğim konuyu biraz daha uygulamalı olarak göstereyim. Mesela biz ne yapıyoruz? Diyelim ki 300 megapaskallık bir gerilmeye tabi tutturdum. Bu normalde 100 bin tekrara dayanıyormuş.
Ben 50.000 tekrar uyguladım. Bölü 100.000 diyorum. Şimdi ne yaptım? Ömrünün yarısını ben kullandım. Şöyle yazayım. 0.5'ini kullandım. Sonra diyelim ki 200 megapaskallık yüklemeye tabi tuttum. 200 megapaskallık yüklemeye tabi tuttuğumda bu sefer atıyorum 150.000 tekrara dayanabiliyor. Ama ben de 100.000 tekrar uyguladım. 100 bölü 150 yapalım. Ya da şöyle yapalım, daha basit olsun. 200.000 tekrar dayanabiliyorsun. Ben mesela 100.000 tekrar uygulamış oldum. Burada ne oluyor? Yine 0.5 elde ettim. İkisini topladığımda eğer 1 ediyorsa, bakın 1 elde ediyorsam bu sefer yorulma ömrünü tamamladım diyorum. Buna Miner kuralı diyoruz. Şimdi strain yaklaşımına biraz daha yakından bakalım. Strain yaklaşımına baktığımızda stres kısmına biz stres üzerinden Hike-Scholkofatik hesaplarken şey diyemiyoruz. Bu plastik stres, bu elastik stres diyemiyoruz. Öyle bir şey yok çünkü. Ama strain tarafından yaklaşım yapmaya kalktığımızda karşımıza elastik strain ve plastik strain geliyor. Ben plastik strain ve elastik strain'i toplarsam neyi elde etmiş olurum? Total strain'i hesaplarım. Bakın Coffin-Mawson dediğimiz bir metot var. Bu daha çok low circle kısımda, daha düşük çevrimlerde kullanılan bir çizgi. Bakın ona baktığımızda total strain'in şu kısmına kadar yakalıyormuş ömrü. Basquin equation'a baktığımızda da, denklemine baktığımızda da orası da buraya kadarını yakalıyormuş. Şimdi burada karşımıza şu geliyor. Şimdi biz strain yaklaşımı yapıyorsak ve düşük çevrim oluşuyorsa şimdi bizim kullanmış olduğumuz malzemeler de histerizi bir yükleme olabilir. Yani döngüsel bir yükleme olabilir. Şimdi akma mukavemetini düşük çevrimin olduğu için akma mukavemetini geçiyor da olabilirim, yakın da olabilirim. Plastik strainler oluşturacağım. Şimdi bu plastik strainler oluştukça benim malzemem sertleşebilir. Şöyle diyelim, şöyle sertleşebilir ya da daha da gevrekleşebilir. Şimdi benim bunu da hesaba katmam gerekiyor ki şu kısmı yakalayabileyim. Burada da karşıma total strain denkleminden ziyade belli başlı bakın düzeltmeler geliyor. Bakın buradaki görmüş olduğunuz gibi şuradaki kanun üzerindeki düzeltmeler gibi. Baktığımızda da burada arka planda malzeme testi. Bunları bizim çok bilmemize de gerek yok aslında. Laboratuvar ortamında zaten bunların malzemeleri kütüphanemizde tanımlı. Ama nereden geliyor ne oluyor biraz böyle hızlı bir anlatım yapmak istiyorum. Eğitim tadında da olsun istiyorum. Baktığımızda bakın EF dediğimiz şey yorgunluğun süneklik katsayısıymış. Coffin-Mawson yorulma süneklik üsteliğiymiş. Mukavemet katsayısıymış. Basquin yorulma mukavemeti üsteliğiymiş. Yaşam eğrisi için, Kni yaşam eğrisi için eğimmiş. Mesela Basquin yaşam eğrisinin düz üstündeki yaşamlarda yorulma üstel mukavemetiymiş. Hani burada bunları da programa tanımlayarak aslında strain üzerinden yaklaşım yapabiliyoruz. Şimdi Feesafe dediğimizde aslında en güçlü olduğu yanlardan biri de malzeme. Şimdi yorulma analizi yapıyorsanız eğer malzeme bilgilerine hakim değilseniz hani ne kadar yapıya hakim olsanız da eğer malzemeye ilgili bilgi düzeyiniz çok düşük ise analizleri gerçekleştirmeniz çok zor olacaktır. Bunların malzeme testini yapmak da örneğin bir malzemeniz var. Bunu da gidin bana testini yaptırın vesaire. Bu da uzun süren işlemler. Feesafe'in içerisinde 300'den fazla malzemenin yorulma eğrisi var ve bu yorulma eğrilerinin çoğu strain üzerinden tanımlanmış. Strain'in güzel yanı şu. Bakın hem düşük çevrim hem de büyük çevrimde kullanılabiliyor. Daha yüksek doğrulukla hesaplama yapılabiliyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Strain yaklaşımı Esen Kör hani baktığımızda 50-60 yıllık, 70 yıllık belki de bir arka planda bilgi düzeyimiz var. Ama strain yaklaşımıza baktığımızda aslında bu yeni bir yaklaşım. 30-40 yıldır kullanılıyor. O yüzden hani bu değerleri bulmak da hesaplamak da aslında kolay değil. Şimdi program arka planda yorulmayı nasıl hesaplıyor? Biz örneğin statik analiz, dinamik analiz vesaire yaparak aslında bir malzeme üzerindeki yüklemeye karşılık gerilmeyi elde ediyoruz. Bunu Abaküs'te yapıyoruz. Daha doğrusu işte Structural Performance Engineer ya da Structural Mechanics Engineer'de yapıyoruz.
Daha sonra işte yorulma yüklememizi tabi tutuyoruz. Bunu yorulmaya denklemimiz eğer karmaşık bir yükleme ise bunları programın anlayacağı dilde daha sade bir hale getiriyoruz. Daha sonra işte olayları belirliyoruz. Hangi algoritmada hesaplama yapacağız onu hesaplıyoruz. Daha sonra program tek tek diyelim birkaç tane durumunuz var. Buna karşılık ilk önce oluşan her bir event için, olay için yorulma hasarını hesaplıyor. Yorulma hasarından da yorulma ömrünün ne olduğunu bize söylüyor. Şimdi ben algoritma kısmına bu webinarımızda giriş yapmayacağım. Çünkü hani orası da bir saatten fazla vaktimizi alacaktır. Şimdi yükleme çeşitlerine baktığımızda da ortalama stresin yorulma üzerinde etkisi olduğunu görmekteyiz. Yorulma üzerinde etkisi var. Daha doğrusu görmekteyiz. Biraz yanlış oldu. Resim koymamışım. Şimdi biz diyelim ki elimizde bir tane tel bir parça var. Şimdi biz bu tel parçayı ne yapabiliriz? Yorulmaya tabi tutacağız çevrimlilik olarak. Bas bırak bas bırak tarzında çalışabiliriz. Bas bırak bas bırak tarzında çalıştığımızda yorulma ömrü uzun sürecektir. Neden? Ben bastığımda aslında malzemenin moleküler yapısını birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum. Çek bırak tarzında yaparsam ne yapıyorum? Kuvvet liflerini birbirinden uzaklaştırıyorum. Çek bas yaparsam ne olacaktır? Daha da yorulma ömrü kısa sürecektir. Bir de ben çekme yüküne hani bas çek yapıyorum ama bunu ortalaması mesela buradakinin ortalaması neresi? Şuraya geliyor. Ortalama sıfırın üzerinde olduğu için çeki yüküne daha fazla maruz kalmış. Ortalaması çekiden geçtiği için kuvvet liftine aslında siz hep çekiyorsunuz bir az yani daha uzun süre çekiyorsunuz. Burada da hasar daha fazla oluşacaktır. Eğer ortalama stresiniz bası ise yorulma ömrünü azaltacaktır. Baktığımızda stres ratio dediğimiz değer varmış. Minimum stres bölü maksimum stres. Eğer -1 ise tam çevrim. İşte 0 ise bas bırak ya da çek bas bırak tarzındaki yükleme. Ortalama stres bu şekilde hesaplanıyor. Alternatif stres de bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi baktığımızda biz malzemeyi yorulmaya nasıl tabi tutabiliriz? Biz konstant yük olarak yani sürekli aynı yükte bas bırak ya da bas çek tarzında ya da çek bırak tarzında yükleyebiliriz. Bakın bu sabitgenlik. İki, ne yapabiliriz? Yapıya belli bir duruma kadar daha düşükgenlikle konstant yükler uygulayabiliriz. Daha sonra belli bir olayda daha fazla yükleniyordur. Daha fazla başka bir blok tanımlayabiliriz. Daha sonra başka bir blok tanımlayabiliriz. Bu blokları birbirinin üzerine ekleyebiliriz. Ve her bir bloktaki hasarı da dediğim gibi hesapladığımız için aslında bundaki yorulmanın ne olduğunu görebiliyoruz. Bir de bizim yüklememiz random olabilir. Yani yol yüklemeleri olabilir, karmaşık yükler olabilir. Şimdi ben bu her bir event'ı, her bir yükleme durumunu programda analiz etmeye kalkarsam belki bunların bazıları tam döngü bile yapmıyor. O zaman bunların hesaplamaya kattığımda analiz süresi uzayacaktır. Hesaplama süresi uzayacaktır. Burada da karşımıza buna Rain Flow Counting algoritması deniliyor. Oldukça eski bir algoritma. Bunu eski evlere düşünebiliriz. Şu şekilde düşünülüyor. Diyor ki ben buraya geliyorum. Sonra buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Şimdi bu buradan düşüyorsa daha büyük bir çevrim var. Madem ben geleyim bu çevrimi direkt hesaplayayım. Yani aslında şunu yapıyor. Bunu normalde şöyle bir testi. Bunu 90 derece çevirdik şöyle. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Buradan geldi. Burada birikti. Daha sonra burada biriktiriyor. Burada biriktiriyor. Yani etkisi olmayacak küçük circle'ları devre dışı bırakıyor. Ve genliği daha da şöyle daha da büyüterek belli bloklarda hesaplamanızı yapmanızı sağlıyor. Diyebiliriz çok da ayrıntıya girmeye gerek yok. Yorulma kaynaklı sorunlara baktığımızda havacılık sektöründe, enerji sektöründe, ulaşım sektöründe, makine sektöründe birçok problem, majör etkiler, yorulmanın majör etkileri var. Hatta şöyle diyeyim, yani aklımıza gelebilecek her şeyin bir yorulma ömrü var, insanın da yorulma ömrü var. Örneğin ne oluyor? Bazı insanlarda menisküs dediğimiz durum meydana geliyor. Neden? Çünkü sürekli aç kapa, ayağını yapa yapa ne oluyor? Sürtünme başlamış. Oradaki sıvı da tükendikten sonra da sürtünme başlıyor ve ne oluyor? Bizim eklem yapımız bozuluyor. Aslında bu da bir yorulma. Yorulma hayatın her yerinde. Birçok durumda karşılaşıyoruzdur. Şimdi bunlardan bazılarına birlikte bakalım. Aslında ilk jet motorlu yolcu uçağını İngilizler yapıyor. Fakat sanırım 1-2 ay geçmeden hani bütün
devlet yetkilileriyle, kraliyetle birlikte açılmış yolcu uçakları havada infilak etmeye başlıyor ve bunun sebebini arıyorlar. Ve sebebini bir türlü bulamıyorlar. Daha sonra bu uçağı bir havuz içerisine atıyorlar ve bakıyorlar ki ilk camları kırılıyor. Tasarlayan mühendisler sağ olsunlar şık olmasına önem vermişler ve camlarını dikdörtgen tasarlamışlar. Camlarını dikdörtgen tasarlayınca bakın şurada şurada ufak bir çatlağın başladığını ve bu çatlağın buradaki yapıyı bozduğunu ve cam kırıldıktan sonra artık buradaki yapı kırıldıktan sonra içerideki basınç dengesinin ani bir şekilde değişmesinden kaynaklı olarak yorulma ömrünü tamamlamış oluyor. Baktığımızda mesela Türkiye'nin bildiğim kadarıyla uçak gemisi yok. Ama geçtiğimiz günlerde birkaç ay önce olması lazım. Amerikan bir uçak gemisi ömrünü tamamladığını söylenerek ıskartaya çıkartıldı. Baktığımızda çöllerde birçok uçaklar var. Böyle bakıyoruz dışarıdan sıfır gibi gözüküyor ama aslında onlar da yorulma ömrünün tamamlandığı için emekliye ayrılıyorlar. Ya da ne yapılıyor? Hani şu an mesela bizim F-16'larımız da aslında eski ama sürekli bakım yapılarak örneğin yorulma ömrünün bitmesine yaklaşan parçalar değiştirilerek yapının ömrü uzatılmaya çalışılıyor. Şöyle Türkiye'de yine Karadeniz kıyılarında meydana gelmiş bir kaza. Kuru yük gemisi. İçerisinde oldukça fazla ağırlık var. Bunun farkındayım ama baktığımızda bu gemiler çok yüksek ağırlıkları taşıyabilecek düzeyde gemiler. Ve fark ettiyseniz sürekli tekrarlı yüklere maruz bırakıyorlar. Bu gibi ya gemiler aslında sonsuz yaşama göre dizayn ediliyor ama belli bir tekrardan sonra bakın ortadan kırılmaya başlayacak. Bunu böyle içeriden videoları da var. Yani sanki böyle ufak bir teli dalga hareket ettiriyormuş gibi görseller var. Bakın buradan ortadan ikiye kırdı gemi. Bu gemi bu yükü taşıyamadığı için mi kırıldı? Hayır. Sürekli ve sürekli tekrarlı yere bağlı olduğu için kırıldı. Örneğin zincir. Ne oluyor? Zincirler aslında bir ömre göre dizayn ediliyor. Arka planda örneğin motorunuz, bisikletiniz varsa siz bunları gerdirirsiniz her yumuşadığında, uzadığında. Sonra da bir bakarsınız ki kırılmış. Yine bisiklet pedalları. Aslında benim analiz örneğim bisiklet pedalıydı. Sonra fikrimi değiştirdim. Neden fikrimi değiştirdim? Bir motorum var. Motorumun arkasında da şöyle bir sepet var. Yaz aylarında bizim ufak bir tarlamız var, bir bahçemiz var. Çok sık kullanmasak da bunun içerisinde sebzedir, meyvedir. Hani fazla olduğunda taşıyoruz, evimize getiriyoruz. Burada baktığımızda bunu da bir savaş arabalarına benzettim. Bakın burada da aslında bunların da orta kısmında bir tane demir var. O demir kırılırsa ya da tahta kırılırsa ne olacaktır? Buradaki asker belki de hayatını kaybedebilecek. Bunlar da sürekli tekrarlı yüklere maruz kalıyor. Örneğin şuradaki tekerleklerin olduğu yer. Bakalım şimdi şöyle bir video çektim. Bugün sabah çektim bunu. Saat 8 gibiydi. Baktığımızda ne oluyor? Sürekli aslında çukurdur bilmem nedir gire gire buraya tekrarlı yükler meydana geliyor. Bu tekrarlı yükler sonunda da ne olacaktır? Şuradaki yapı elinde sonunda bir kırılmaya tabi olacaktır. Bununla ben tümseye giriyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Sürekli olarak aslında benim ne yapmam lazım? Olası koşullarda ben bunun bir test verisi elimde olması lazım. Bu test verisine göre yüklemeleri tabi tutarak analizlerimi gerçekleştirebilirim. Şöyle biraz daha ileri alalım. Şimdi birlikte SolidWorks'te bakın SolidWorks'ün içerisinde bir tane 3D Experience butonu geliyor. Bu butona tıkladığımda işte parçamı burada görüyorum. Buna sağ tıklayıp kaydet dediğimde bunu PLM'e yani 3D Experience platformunun içerisine aktarıyor. Şimdi ben neden video çektim? Aslında sizleri çok fazla uzatmamak için şu an 1 saate yaklaştık. Bakın kaydet diyorum, üzerime alıyorum. Bu parçayı ihtiyacım olan bir sürü rol var. Hani kullandığım rol var. Drobleti Mechanics Engineer rolü içerisinde bulunan Mechanical Scenario Criterion'ını açıyorum. Bakın açıldı. Bana bir isim vermemi, analizine isim vermemi istiyor. Yorulma bir çeki demiri ismini verdim. Ne analizi yapacağım? Yapısal analiz mi, termal analiz mi, termal yapısal mı? Yapısal analizi seçiyorum ve onaylıyorum. Bakın çeki demirine baktığımızda işte buna bir mesh atmam gerekiyor. Mesh için otomatik mesh atmasını istiyorum. Bakın otomatik alttan şeyi seçtim. FEM oluştur dedim. Bakın sağ tarafta bir kullanıcı asistanı var. Bana diyor ki part kısmında senin bir sorunun var.
Şu an setup kısmındayım. Setup kısmında statik analizi seçtim. Ama bakın part kısmında ayrı uyarı var. Baktığımda ne yazıyor? Malzeme bulunamadı diyor. Geliyorum malzeme kısmına. Bakın properties kısmından malzeme tanımlaması gerçekleştireceğim. Bu parça benim malzemelerim içerisinden 1045 sayı 1045 650 derece civarındaki sıcaklıktaki dataya yükledim. Yorulma datasını. Baktım devam ediyorum. Güncelle dediğimde bakın otomatik mesh'i de oluşturdu ama buradaki mesh kaba geldi bana ve zaten uyarı da çıkartıyor. Ne demiştik? Yorulma analizi yapıyorsak statik analiz kısmında çok daha kaliteli bir mesh'e ihtiyacımız var. Bakın girdim içerisine. Mesh boyutun ne olsun diyor. Buradaki çok ayrıntıya girmeyeyim. Lokal kısımda lokal olarak mesh kalitesini iyileştirmek istediğim yerler. Burada 2.2 milimetrelik bir lokal mesh oluşturuyorum. Mesh'i oluşturduk. Bu kısım daha ince. Neden bu kısma daha ince attım? Çünkü şüphelendiğim yer orası. Kırılırsa oradan kırılacağını düşünüyorum. Bakın asistandan devam ediyorum. Restriction dediği sabitlemelerin eksik olduğunu söylüyor kırmızıyla. Diyorum clamp diyorum. Şuradan böyle mesh görüntüsünü de kapatalım. Şu delik yüzeyinden sabitliyorum. Diyorum ki buradan kaçamıyor. Bir de şu yüzeyden oraya bir yere temas ettiğini ve ileri doğru ittiremediğini ya da oradan ayrılamadığını tanımlıyorum. Şurada da iki tane pimim var. Sistem tasarlanırken sağa sola üst tarafta en sona kuvvet çok binmesin diye pimin üzerine geçecek şekilde tasarlanmış. Ya da civatayla alttaki parçaya da sıkıştırabilirsiniz. Bakın ikisini aynı eksende seçme. Aynı eksende değilmiş. O yüzden diyor ki bana tek tek seç. Ünlem çıktı direkt. Ne hata varsa direkt kullanıcı asistanı bana söylüyor. Yüklemeye de tabi olacak. Diyorum ki bunu çekerken buradan işte Y yönünde 1250 Newton değil 1250 kilogram kuvvet biniyor. Y yönü de eksi yönde. Bakın onayladım. Şimdi ikinci yönde de sağa sola da aslında kuvvet biniyor. Ama bu ayrı bir olay. Gelip burada tanımlarsam aynı anda ikisi birbirine biniyormuş gibi olur. Hem sağdan hem soldan çekerken iki kuvvet gibi olur. Bakın ayrı bir statik analiz oluşturuyorum ve diyorum ki mesh'i aynı mesh'i kullan. Finite element model aynı kullan. Mesh modelini aynı kullan. Direkt mesh modeli geldi. Parça özelliği geldi. Malzemesi geldi. Ne eksik? Ne analizi yapacağım eksik? Onu da tanımlıyorum. Sabitleme ve destek noktaların hatta bunu restart yapıp kopyalayıp da şey yapılabilirdi ama ben tek tek bir daha etüt oluşturdum. Bu kısmı biraz ilerleteyim. Bakın bu sefer de bu yönde ne kadarlık kuvvet uygulamışım? 800 kilogram force'luk bir kuvvet uyguladım. Şimdi bir bunları kaydediyorum. Ve daha sonra da yorulma analizi gerçekleştireceğim. Şöyle kaydetme kısmını geçtim. Bakın yeni bir setup diyorum. Durability kısmından create durability. Yorulma analizi oluştur. Şimdi yorulma gerilmelerini aslında ne yapacak? Statik analizden çekecek. Bakın ayrı ayrı frame'ler olarak oluşturabilirsiniz ya da süper pozisyonlar oluşturabilirsiniz. Ben burada biraz daha işi zorlaştırmak için bakın stres üzerinden başarısız hesaplayacak süper pozisyon kullanıyorsanız ayrı ayrı event'lar tanımlayabilirsiniz. Bakın ayrı ayrı event olarak tanımladığınızda strain üzerinden hesaplama yapabiliyorsunuz. Yani bu arka planda kullanılan algoritmaya vesaire bağlı olarak da değişiyor tabii neyi tercih etmeniz gerektiği. Bakın diyorum ki süper pozisyon olarak birinci yüklemeyi seç. Ve diyorum ki benim bir sinyalim var. Test datam var. Yani nasıl bir yol datam var. Bu yol datam bu şekildeymiş. Onaylıyorum. Ben bu test verisini başka bir yerden aslında şey yaptığım için çok gerçeği yansıtmayan bir test datası. Hani kendi motorumun arkasına bir test şeyi bağlayıp da yapmadım ama baktığımda şöyle. Burada bu sefer ne yaptım? Bakın bir dakika. Şimdi bunlar ayrı olaylar ama
süperpozisyon dediğim için aslında bunları tek bir durummuş gibi üst üste bindirdim. Yani sağdan aynı şekilde titreşiyor, soldan yukarı doğru aşağı yukarı titreşiyor. Bir de aslında burada şey de yapılabilir. Blok blok da tanımlanabilir. Hani burada sadece böyle bir yaklaşımın yapabildiği daha zor bir yükleme tipi olduğu için bunu seçtim. Bakın yüzey kalitesini bana soruyor. Yüzey kalitesi olarak hot rolled, yani sıcak dövmeyle hot rolled da yapıldığını söylüyorum. Bakın simülasyon kısmına geliyorum ve analizi çalıştırıyorum. Analiz devam ederken bir dakika. Analizimiz bitti. Şimdi analizi bittiğimizde bakın log life deyip logaritmik olarak yorulmanın ne olduğunu, yorulma ömrünün ne olduğunu bana söylüyor. Bakın burada diyor mesh, zaten mesh kalitemiz de kötü. Ona da bir şey diyecek bir şey yok. Ama bakın geliyorum log life'tan şeye nasıl geçebilirim? Logaritmikten circle sayısına ulaşmak istiyorum. Bakın programın içerisinde kendi hesap makinesi var. 10 çarpı log life diyorum. Yorulma ömrünü bana geleceğim yeni bir pilot oluşturacağım. Bu pilotta bana diyeceğim yorulmayı circle olarak göster. Genellikle çok analiz uzmanları tarafından logaritmik olarak bakılır, incelenir ama circle olarak da bakabilirsiniz. Bakın minimum, bu sefer minimumla ilgilenmemiz lazım. Çünkü biz ömre bakıyoruz. Rezerv diyorum, yönleri ters değiştir. Çünkü kırmızı taraflar bizim için tehlikeli. 10 milyon tekrara kadar dayanabiliyormuş. 1 milyondan sonrasını, hani 1 milyondan sonrasını bize gri olarak göstersin. Zaten %100 emniyetli. Bizim için sorun olan yer şurası. Buradaki kısmı çözmemiz gerekiyor. Şimdi biraz ileri alayım bunu. İşte birkaç şurayı gösterelim. Şimdi internet tarayıcısına geçiyorum. Buradan daha önce atmıştım ama yani beraber yine tekrardan atalım. Bu sefer analiz sonucunu atmıştım internet tarayıcısına. Şu an internet tarayıcısı görmek istesiniz Opera gibi. Bakın sürüklüyorum, bırakıyorum. Mesh görüntüsü, model görüntüsünü görüyorsunuz. İşte kök kısmında tehlikeli bir sorun var. Değiştirilmesi gerekiyor, problemli diye yazıyorum. Bunu direkt paylaşa da biliyorsunuz. Hani kişiye şurada bildirim seçeneği var. Bildirim olarak direkt gidiyor. Biraz şu sensörlerde düzenleme yapıyorum. Gereksiz sensörleri kaldırıyorum. Daha sonra bunları kullanacağım. Şu kısmı bir geçeyim. Bakın geliyorum. Bir de benim Simulation Collaborator değer rolüm var. Bunda da içerisine attığımda performansını test edebiliyorum. Hani diyelim ki aynı modeli ben ufak ufak değişiklikler yaptım. 20 tane model yaptım. Ama bunu böyle Excel'le vesaire üstesinden gelmek, hangisi hangisine göre daha iyi bunu tespit etmek kolay bir şey değil. Bakın burada performans trade-off kısmıyla siz işte birkaç tane case'i birbirleri arasında karşılaştırabiliyorsunuz. Şöyle ben de karşılaştırayım. Yeni bir case'e geçiş yapıyorum. SolidWorks'le nasıl entegre ona bir bakalım. Life Cycle, Collaboration Life Cycle dediğimiz bir kısım var. Yeni bir app var. Bu app'e geliyorum. Bu app'le diyorum ki ben bunun revizyonunu oluşturmak istiyorum. Farklı bir revizyonum var. Geliyorum modelde revizyonu oluşturuyorum. Ama buradaki revizyon analizin revizyonu, bütün kurulumun revizyonu. Aynı kurulumu kopyalayacağım. Bu şeyim analiz sonuçlarım kaybolmasın diye. A2 revizyonu oluşacak. Bütün kurulum her şey aynı. Bakın burada dur şurayı durdurayım. Bakın aynı bütün kurulum malzeme aynı parça aynı, her şey aynı. A2 olarak konfigürasyon olarak yani şey olarak revizyon olarak geldi buraya. Şimdi devam ettiriyorum. SolidWorks'e geçeceğim. SolidWorks'ta modelde revizyon yapacağım. Sağ tarafı kapatayım. Buradan sağ tıklıyorum. Diyorum ki ben bunu bir revizyonu var bunun. Revizyonu nasıl yapabilirim? Collaboration kısmına
Geliyorum. İlk önce üstümü almam gerekiyor. Zaten üstümü almışım. Anahtar var. Bakın buradan Life Cycle kısmından geliyorum. Yeni bir konfigürasyon oluştur diyorum. Şimdi bu konfigürasyon oluştu. Bakın bunu şimdiki modeli, hani burada şu an konfigürasyon 1 var gibi düşünebilirsiniz. Konfigürasyon 2'ye geçiyorum. Revizyon 2'ye geçiyorum. Bakın revizyon 2 modelini buraya getirdi. Bakın A2 yazıyor. Şimdi benim bu modelle benden önce internet arayüzüne de aynı şekilde buluta da aktarıyor ya. Bulutta başka birisi üzerine almasın diye anahtarla üzerime almam gerekiyor. O kısmı biraz hızlı geçtim. Buradaki bakın radyusu değiştiriyorum. 0,25 yapıyorum. Radyusu büyütüyorum. Ne oluyor? Stresin burada meydana gelmesini zorlaştırıyorum. Şu kök kısmını biraz daha kısaltacağım. Burada farklı çözümler de yapılabilir. Mesela burayı ben kök kısmını zayıflatmışım. Ama belki kök kısmı daha da yakınlaştı, şey yapılabilir. Daha da kalın olarak ilerletilebilir. Şimdi bakın burada bu sefer bu konfigürasyonu kaydediyorum tüm şey yaptıktan sonra. Bu direkt buluta gitti. Bakın statü olarak onaylandı. Şimdi geliyorum 3D Experience'a. A2 konfigürasyonu olan modele sağ tıklıyorum. Replace model by revision. Revizyon modeli A2'yi getir diyorum ve bunu çalışıyorum. Bakın tamamen SolidWorks entegre. Bunu da içeriye aldı. Bakın her şey aynı. Tek yapmam gereken, bakın global refresh yapıyorum. Bakın model güncellendi, model geldi buraya. Ama arka planda bu meshin de bu modele bağlı ya, onların da güncellenmesini istiyorum. Hepsinin güncellenmesini istiyorum. Güncelleye bastığımda global kısımdan bana soruyor, devam etmek istiyor musun diye. Yes diyorum. Bakın bütün prosesi güncelliyor. Meshimiz de güncel geldi. Bütün kurulumumuz süper bir şekilde geldi. Böyle analiz kısmına geliyorum. Simülasyon çalıştır diyorum. Bakın bu şu an ben lokal çalıştırıyorum. Çok daha büyük bir yapı olsaydı bulutta da DASO sistemi süper bilgisayarlarında da analizi çalıştırabilirdim. Şimdi son kısma geliyoruz. Bakın şimdi internet tarayıcı üzerindeyim. Bunları geleceğim, buluta kaydedeceğim. Pardon, aynı videoya tekrar başladı. Geliyorum buluta kaydetmeye. Bakın şurada bir seçenek var. Ona bastıktan sonra diyorum ki bunların trade-off olarak geçmesini istiyorum. Neyse bu geçti. Bunu kaydediyorum sonra. Kaydediyorum. İnternet tarayıcı üzerinden aratıyorum. Yorulma. Bir çeki demiri. A2 konfigürasyonu. Bakın model olarak buraya gelecek şimdi. Geldi. Şimdi mesela burada basıyorum. Benim için Wormhouse gerilmesinin minimize edilmesi gerekiyor. Bu 1, 2, 3, 4, 5 önem değeri. Benim 5 en düşük önem, 4 ondan daha az, yani daha fazla önemli gibi burada kendinize uygun bütün şeyleri koyabilirsiniz. Zaten bariz olarak ikinci yapı çok daha iyi. Bakın sağ tarafta internet tarayıcı üzerinden analiz sonuçlarını, gerilmeleri, yer değiştirmeleri istediğiniz gibi görebiliyorsunuz. Burayı biraz hızlı geçelim. Bakın burada aldım bunları mesela. Dedim ki buralarda işte şunlar şunlar yapıldı. Geçişi yumuşatmak işe yarıyor. Daha soft bir geçiş tasarlayabilirsin deyip tasarımcıya gönderebilirim. Bakın özel olarak komünitede paylaşabilirim. Şeyde de paylaşabilirim. Geliyorum ben Recep Bey'e aktaracağım firmamızdan. Recep Bey'e. Publish dediğimde Recep Bey'in hemen mail kutusu değil, 3D Experience platformu içerisindeki. Gerçi hem mailden de bildirim gidiyor, hem de şeyin içerisinden de bildirim gidiyor. Şimdi biz analizi gerçekleştirdik. Neden durability rollerini tercih etmeliyiz? High Circle, Low Circle, Fatigue gelişmiş algoritmalara sahip bunları kullanabiliyoruz. Multi yüklem eğer yapabiliyoruz, multi çalışmalar yapabiliyoruz.
SolidWorks simülasyon, SolidWorks'te tamamen entegre. Abaküs'ü kullanıyor, yapısal analizi de Abaküs'te kaplıt bir analiz yapıyor. 350'den fazla malzeme var. SolidWorks'e tamamen entegre. Bunlar en çok öne çıkan özellikler. Şimdi webinarımız aslında buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ama 1-2 dakikanızı daha alacağım. Şimdi internetten bu şekilde falan demek kolay oluyor. Şöyle biraz belki de risk alıyorum ama geliyorum yerimlerinden 3D Experience platforma giriyorum. Benden şifre istiyor. Mail adresi ve şifreyle giriş yapıyorum. Şu an size ekranı paylaştığım için biraz geç giriş yapıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Burada işte community'ler falan var. Kısmı biraz hızlı geçelim. Bakın Anıl ve Onur arasında daha önce bizim Onur Bey'le aramızda yapmış olduğumuz şöyle bir analiz vardı. Ben bunu community'de paylaştım. Bu community'de ne kadar kişi varsa bunu hani Facebook gibi, Instagram gibi düşünebilirsiniz. Bakın herkes görüyor. 3 boyutlu olarak ilerletebiliyor da. Bakalım açılacak mı? Ah gelmiştim. Enter'a bastım. Tekrardan sayfayı güncelledim. Biraz sabırsız bir insanımdır. Bu arada ben soruları alabilirim. Aklınıza takılan sorular neler? Bakın modeli istediğim gibi oynatabiliyorum, şey yapabiliyorum. Örneğin bakın buradaymış maksimum yer değiştirme. Örneğin başka bir grafik görmek istiyorum. Buradan grafiği değiştirebilirim. Ya da mesela kalemle burada özetler yazabilirim vesaire. Bunları paylaşabilirim. Her yaptığım değişiklik etiketlersen birini ona direkt gider vesaire. Şimdi şeyi göstereceğim. Dashboard'umu göstereyim. Bu dashboard dediğimiz şey de aslında temin size göstermiş olduğum şey. Örneğin yorulma analiziyle ilgili 3D play'im var. 3D play üzerinden o parçaya oynayabiliyorum, uğraşabiliyorum, değiştirebiliyorum şeklini vesaire. Bakın yine aynı şekilde. Bu dashboard'u parçalayabilirsiniz, gönderebilirsiniz. İstediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Modelde değişiklikler, ölçümler alabiliyorsunuz. Hatta bakın bu tasarımın üzerinde simülasyon tools diyorum. Bakın buradan geliyorum. Log life, yorulma ömrüne bakmak istiyorum. Burada tıkladığımda yorulma ömrü, bakın mouse'un ucuyla istediğim ömrü görebiliyorum. Var mı aklına soru takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Lütfen soru sormaktan çekinmeyin. Space dediğimde benim dosyalarımın kaydedildiği yer. Dosyalarım burada. Bu space'imde kimin yetkisi varsa birlikte efektif bir şekilde firma içerisinde çalışabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mail adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. aerdilettekyaz.com üzerinden. Analiz araçları mühendisleri süper bir mühendisler haline getirir. Süper güçler kazandırır. Örneğin baktığında bir yapının ne kadarlık tekrarlı yüke maruz kalabileceğini, ne kadar esneyebileceğini, ne kadar doğal frekansının ne olabileceğini, ne kadar ısınabileceği gibi birçok sorunu tasarım sırasında tespit etmesini sağlar. Sizleri süper mühendisler haline getirecektir.